Wir sind hier am Hafen von Dikili. Es ist Tag 2 der Rückführung im Rahmen des EU-Flüchtlingsabkommens. Ja, heute passiert hier nicht so viel. Es ist ein bisschen Alltag zurückgekehrt. Hier war gestern alles voller Journalisten natürlich und Bewohner aus Dikili, die das beobachtet haben. Hier habe ich heute ein paar Herrschaften, die am Hafen ihren Tee trinken und uns ihre Gedanken dazu mitteilen wollen. Ne dedim, dün bayağı bir yoğunluk vardı Dikili dedim. Bugün biraz sakinleşti gibi. Sizin düşünceleriniz ne acaba? Düşüncelerimiz tabii ki göçmenleri biz de istemiyoruz burada. Çünkü onlar bizim kültürel yapımıza ters insanlar. Biz onlarla bir yaşayamayız. İkincisi, zaten onları kaldıracak burada ne okulumuz var, ne hastanemiz var. Çünkü buradaki hastaneler bence bize kadar yetiyor. Onun için istemiyorum. Eylül 1'de buraya geliyoruz balıkçılık yapmaya. Bütün kış boyu buradayız. Bu mülteci olaylarında bu kış burada çok karşılaştık. Denizde bayağı bir boğulmalar falan oldu. Hatta yardımcı da olduk. Her akşam botlarla öyle yanımızdan geçiyorlar. Hatta ağ atıyoruz. Ağın içine giriyorlar. Birkaç defa pervanemize sarıldılar. Uğraştık onlarla epey. Çoluk çocuk. Bademli diye bir yer var hatta burada biliyorsunuz bilmiyorum. Oraya gidiyoruz hatta fotoğraflar da var telefonumda. Onlarla gittik hatta bir kısa bir röportaj da yaptık orada. Hani insanlara acıyoruz yani açıkçası bu insanların sonu ne olacak bilmiyorum yani. Siz de soru sorarsanız biraz ben de cevap vereyim. Artı bunların buraya yerleşmesi tamamen AKP'nin burayı bitirme politikası bana göre. Bunlar çünkü oy deposu olarak görüyorlar bunları. Onun için bunları buraya istiyorlar. Yani yarın bir gün bunlara vatandaşlık hakkı verilecek. Dikili %60 ya muhalefet olarak %80'le AKP muhalif bir yer burası. Ve buraya İzmir de böyle. Bu bölgeyi almak için AKP'nin uyguladığı politika diye düşünüyorum. Burada tabii Dikili'de protestolar oldu. İstemiyoruz denildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben ne düşünüyorum? Hani açıkçası bu bir siyasetle ilgili bir şey. Hani Recep Tayyip Erdoğan beyefendi bunları buraya almak istiyor. Neden ki? Kendine oy kazandırmak için. Yani bunları Türk vatandaşı yapmak istiyor yani. İş olanağı sağlamak istiyor. Normal bir şey tabii ki. İnsanlar da istemiyor yani bu insanları burada. Çünkü ne diyeyim sana görüntülü kirliliği gibi bir şeyler yaşatıyorlar yani burada. Ama açıkçası acınacak bir durumdalar yani. Biz denizde gördüğümüz gibi hani ne diyeyim anlatamıyorum. Dikili'de kamp açılacak gibi bir düşünce vardı. Dün ne seyrettik? Buraya geldiler, otobüse bindiler. Başka bir yerlere götürdüler herhalde. Yani Dikili'de kalan mülteci yok şu an. Ama böyle bir korku var mı? Tabii var korku yani. Olmaz mı? Burası turizm kenti. Çünkü onların kültürel yapısı az önce dediğim gibi yani bize tamamen ters. Onlar bizim gibi yaşamıyorlar. Yoksa bir insan açısından onları tabii ki insan sonuçta. Onlara şey yapmıyoruz. Onlara karşı değiliz. Ama gitsinler nasıl bizim Türkmenler orada savaşıyorsa kadınlarımız, erkeklerimiz. Gitsinler savaşsınlar. Yani şurada denizde boğulup öleceklerine gitsinler savaşarak ölsünler kendi ülkelerinde.